Merhaba arkadaşlar. Bildiğimiz gibi üniversitede okuyan öğrencilerimiz belli şartları taşımaları halinde yata geçiş yapabiliyorlar. Bir üniversite okurken sıkılan ya da yeni bir değişiklik arayan, farklı bir üniversite okumak isteyen arkadaşlarımız genel not ortalamasıyla yata geçiş yapabileceği gibi YKS puanı ya da MYP puanı ile de geçiş yapabilmektedir. Üniversitede yatay geçişler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır. Bu da şu anda ekranda açık olan Yükseköğretim Kurumlarında ön lisans, lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift anadal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik çerçevesinde yapılıyor. Burada yatay geçişlerin genel çerçevesi belirlenmiştir kanuna göre. Ek 1 ise bu maddenin yani bu yönetmeliğin bir ek maddesidir ki bu da YKS puanı ile yatay geçişleri öngörmektedir ki maddenin sonunda yer alır. Ek birinci madde onu bulmaya çalışıyorum. Şurası. Bu da MYP yani merkez yerleştirme puanı ile yatay geçişleri öngören bir maddedir. Peki bu videomuzda aslında sizlere ben genel olarak yatay geçişi anlatmayacağım. Bu videoda daha çok yatay geçiş ile dikey geçiş arasındaki fark nedir? Bunun üzerine duracağım. Yani yatay geçiş nedir? Dikey geçiş nedir? Aralarındaki fark nedir? Hangisini yapmak gerekir? Buna ilişkin ilke ve esaslar ya da bilmeniz gerekenleri kısaca sizlere aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi bütün yatay geçişler bu mevzuat yönetmelik çerçevesinde yapılıyor ve aynı zamanda ek birinci maddeyle yatay geçiş yapacak arkadaşlarımızın hem bahar dönemi hem de güz dönemi için Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından belirlenmiş bazı ilke ve esaslar var. Bunları da dikkate almaları gerekiyor. Peki yatay geçiş ve dikey geçiş nedir? Arkadaşlar yatay geçiş tabii ki yatay olarak geçişi öngörür. Adı üzerindedir zaten. Yani bir programda okurken benzer bir programı başka bir üniversite okumayı ifade eder. Yönetmelikte ise benzer diploma programları arasında geçişi öngören bir maddedir. Yani diyelim ki bir üniversitenin İktisadi İdari Bilimleri Fakültesinde okuyan bir arkadaşımız dilerse not ortalamasını yüksek tutarsa, GANOS'unu yüksek tutarsa bu genel akademik not ortalaması benzer aynı üniversite, başka bir üniversitenin aynı fakültesine, iktisat fakültesine geçiş yaparak orada okuyabilir. Yani eşdeğer fakülteler arasında yatay geçiş yapılır. Bu eşdeğerliğin ölçüsü de aynı diplomayı veriyor olması gerekir. İki programda aynı diplomayı veriyorsa bunlar arasında GANO ile geçiş söz konusudur. Ancak yapılan bir yönetmelik değişikliğiyle sadece GANO ile yatay geçiş kaldırıldı. Bunun yerine YKS puanının da geçiş puanı hesaplanırken %40 oranında dikkate alınması sağlandı. Yani GANO ile not ortalaması ile yatay geçiş yaparken de geçiş puanınız hesaplanırken YKS yani merkez yerleştirme puanınızın da %40'ı hesaba katılacaktır. Peki dikey geçiş nedir? Dikey geçiş adından da yine anlaşılacağı üzere 2 yıllık bir bölümü bitiren arkadaşlarımızın DGS sınavına girerek bu puanına göre bir üst programa, 4 yıllık bir programa geçmesidir. Bu da bir geçiş türüdür aslında ama 2 yıllık bir programdan 4 yıllık programa dikey geçişi ifade eder. Yani diğeri yatay geçişken bu da dikey geçiştir. Bunun için sınav gerekir. Yani ÖSYM tarafından her yıl duyurulan ve yapılan bir sınav var. Dikey geçiş sınavı diye. Buna 2 yıllık bölüm okuyan arkadaşlarımız girerek isterlerse kendileri için uygun düşen bir 4 yıllık bölümü tercih edebiliyor ve puanına göre yerleşmesi halinde de okuyabiliyorlar. Hangi bölüm mezunlarının hangi programlara yerleşebileceğine ilişkin liste ise ÖSYM tarafından tercih aşamasında ya da başvuru aşamasında duyuruluyor. Şimdi bu tabloda da belirtildiği üzere ikisi geçiş türü arasındaki farklar nedir? Geçiş yönü itibariyle yatay geçiş aynı seviyedeki programa, dikey geçiş ise farklı seviyedeki programa yapılır. Yani bu 4 yıllıksa 4 yıllık yatay geçiş, 2 yıllıksa 2 yıllık yapılırken dikey geçişte 2 yıllıktan 4 yıllığa yatay geçiş yapılabilmektedir. Ancak yatay geçişte de eğer bir öğrenci YKS puanı ile yatay geçiş yapıyorsa, yani ek birinci madde ile yatay geçiş yapıyorsa, bu durumda puanının tuttuğu farklı programlara da yatay geçiş yapabilir. Bunun tek istisnası budur. O da YKS puanının tutması halinde aynı programın dışında farklı bir programda yatay geçiş yapması gerekir. Sınav şartına gelince yatay geçişte sınav gerekmiyor. Merkezi yani genel akademik not ortalaması yeterli olması halinde başvuru yapıp geçiş yapabiliyor. Ancak geçiş puanı hesaplanırken YKS puanı da %40'ı hesaba alınıyor. Dikey geçişte ise sınav gerekiyor. Yani dikey geçiş sınavına girmesi ve o programa yerleşecek puanı almış olması gerekiyor. Başarı şartı genel not ortalaması veya kontenjan. Yani yatay geçişlerde genel akademik not ortalaması esas alınır. Bununla kastedilen de şudur. En az bir yıl
yıl okumuş olması, bir yılın sonunda da genel akademik not ortalamasının oluşmuş olması gerekiyor. Eğer Gano ile geçiş yapacaksa, dolayısıyla da doğal olarak birinci sınıfa yatay geçiş yapılamaz. En erken not ortalamasıyla ikinci sınıfa geçiş yapılabilir. Ama YKS puanı ile geçişte böyle bir şart yoktur. Puanı tutuyorsa istediği sınıfa geçiş yapabilir. Ama genel not ortalamasıyla geçişte en az bir yıl okumuş olması, genel akademik not ortalamasının belli bir başarı seviyesini yakalaması gerekiyor. Peki dikey geçişte durum nedir? Dikey geçişte zaten sınav gerekiyor. Yani DGS puanı yetiyorsa o puana göre ÖSYM tarafından yerleştiriliyor. Zaten sizin yapacağınız bu noktada herhangi bir şey bulunmuyor. Ama DGS ile yerleşen arkadaşlar da isterlerse daha sonraki yıllarda DGS puanı ile yatay geçiş yapabilirler. Peki geçiş dönemi herhangi bir dönem olabiliyor. Yani yatay geçişte herhangi bir dönemde geçiş yapılabilir ama burada bir istisnası var yine. Yatay geçiş ön lisans programında her dönem yapılabilir. Sadece ilk dönem ve son döneme yapılamaz. İlk dönem ve son dönem hariç 2 yıllık programlarda diğer dönemlere dönem arasında veya dönem başında yatay geçiş yapılabilir. Ama 4 yıllık programlarda yalnızca Temmuz ayında yatay geçiş yapılabiliyor GANO ile. Dikey geçişte de zaten ÖSYM tarafından yerleştirildiği için mecburen dönem başına denk gelmesi gerekiyor ve güz döneminde başlıyor. Peki alınan dersler ne oluyor yatay geçiş ve dikey geçişte? Kabul edilen programa göre değişebiliyor. Yani önceki programda almış olduğunuz, okumuş olduğunuz dersler sayılıyor. Buna göre sizin için bir sınıf belirleniyor ve ondan devam ediyorsunuz. Dikey geçişte de benzer bir durum söz konusu aslında. Ön lisans programında almış olduğunuz dersleri saydırabilirsiniz. Sayılan ders sayınıza göre de ikinci sınıftan veya üçüncü sınıftan başlatabilirler. Ki üniversitelere göre bu da değişiklik arz ediyor. Bazı üniversiteler ikinci sınıftan başlatırken bazıları 3. sınıftan başlatabiliyor. Peki bizim için hangisi uygun? Tabii ki bu kişilere göre değişebilir. Eğer bir farklılık arıyorsanız, bir bölümde okurken biraz da gidip farklı bir üniversite okuyayım diyorsanız bu durumda yatay geçiş sizin için uygun olacaktır. Ama akademik kariyerinizi yükseltmek, 2 yıllık bölüm bitirdim, 4 yıllığı bitireyim ve 4 yıllık bir fakülte mezunu olayım diyorsanız da bu durumda dikey geçiş sınavına girmelisiniz. Dediğim gibi bunlar aynı şekilde kurum içi yapılabilecek bir kurumlar arasında yapılabilir. Yani yatay geçişin kurum içi ne demek? Bir fakültede okurken fakülte içinde benzer bir program varsa ona geçiş yapılabilir. Kurumlar arasında ise başka bir üniversitenin aynı bölümüne yatay geçiş yapmayı ifade eder. Dolayısıyla bu yatay geçişte hem kurum içi hem de kurumlar arası yapılabiliyor. Dikey geçişin benzer şekilde bir aslında yatay geçiş türü olduğunu söylemiş oldum. Ama bunun yerleştirmesini puanınıza göre ÖSYM tarafından yapılıyor. Dolayısıyla siz herhangi bir başvuru yapmıyorsunuz. Dikey geçiş sınavına girip onun sonucunda bir tercih yapmanız yeterli oluyor. Ama unutmayın ki bütün bunların hepsinde hem sizin puanınız, yerleşme puanınız, YKS puanınız, DGS puanınız önemli olacaktır. Hem de her bir geçiş yapacağınız yere belli bir kontenjan olacaktır. Onun için de puanınız ya da başarı durumunuz ne kadar yüksek olursa bu sizin geçiş şansınızı artıracak. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Konuya ilişkin kafanıza takılan soruları videonun yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olabiliriz. Şimdilik hoşça kalın.